Allah Celle Celaluhu hamd seçtiği kullara selam. Bu dediklerimden Süleymancılar Rumlarının hak olduğunu zannetmesinler. Onlar sapık itikatlılar. Yalnız Süleyman'ın mütruan keşf ehlidir. Velayet erbabıdır zıl olsa da. Bildirdiği şeylerden bir tanesi de Kariya suresinin Ebced hesaplarıyla atom bombasına işaret olduğunu, atom yüklü bir devletin İslam'a sahip çıkacağını söylemişti. Saklanan kitapta, Süleyman'ın sakladığı kitapta, inkar ettikleri kitapta. Rusya, atom yüklü bir devlet, Türkiye'nin başına geleceği hesapladı. Türkiye'den sonra bu coğrafyada dağılmanın baş göstereceğini kurguladı. Bunun önüne geçmek için Türkiye'yi silahlandırdı. Bizim lehimize olan aynı zamanda Rusya'nın da lehine bu zamanda. Yani kendine münasır silahları bize verdi. Vermemesi, biz olsak vermeyiz. Ama o verdi. Bizle beraber Türkiye'ye sahip çıkmakla beraber İslam'a da sahip çıkmış oldu. İslam ülkelerine de sahip çıkmış oldu. Şimdi bu şeyden sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin önderleri Hayrın komşularda, yakında, uzak dosttan, atalar demiş ki uzak dosttan yakın düşman iyidir. Yani biz coğrafyamızdaki bizi çeviren kişilerle, yani ülkelerle dost olmak durumundayız. Hele hele bunlar Müslüman ülke ise onlarla iyi olmak durumundayız. Türkiye karşısında nükleer güç kullanabilir, Türkiye için, Türkiye'ye bir saldırı halinde nükleer güç kullanabileceğini beyan eden bir ülke, yani Rusya. Bu durumda biz onlara dostluğumuzu, beyanatımızı gizli vermekten çok mağada açık açık ishal etmeliyiz. Bu yönde adımlar atmalıyız. Bize NATO'dan fayda yok. Biz bu durumu ben Rusya ile uçak düşürme anında da ittifak etmemizin gerekli olduğunu çok uzun zamandan beri söylüyorum. Biz 3. Dünya Savaşı'na Rusya ile ittifak ederek gireceğiz büyük ihtimalle. Yani Süleyman İlmi Tunağan'ın atom yüklü bir devletin İslam'a sahip çıkacak demesi ortaya çıkmıştır. Bu Allah'ın fazlıdır, dilediğine verir.